çocuklar için belediye yaşadığımız İsveç'teki Vestor şehrinde böyle bir aktiviyete yapmış. Kızım Tuğçe, sen 8 yaşındasın. İsveççe'yi güzel konuştuğun kadar Türkçe'yi de güzel konuşuyorsun. Buradaki duvardaki resimlerde neler var? Bize arkadaşlarını gösterir misin? Burada kalp var. Evet, yeşil içerisinde kırmızı kalp. Evet, evet. Kırmızı ağaç yapmış. O çok ilginç. Kırmızı ağaç olmaz normalde. Kırmızı ağaç olur mu? Ağacın yaprakları yeşil olur. Ama bak buradaki... Çiçek, İsveççe bulunma. Bulunma, İsveççe bulunma. Çok güzel desen vermişler. Şimdi İsveççe konuşmayalım. Sadece Türkçe konuşalım. Burada kara kedi var. Kedinin ağzı nerede? Burnu nerede? Bilmiyorum. Sadece gözler var. Hemen onun yukarısında 3 tane de çorap var. Hani bu Noel çoraplar diyorlar ya. Lendor. Kiraz. O 4 tane kiraz. 2 tane güzel kıpkırmızı kiraz. Ve burada noktalı kiraz var. Bunlar nazar boncuğu yapmışlar. Burada da mantar var. Kırmızı ve beyaz mantar. Yanında da salyangoz yani sümüklü böcek. Bir başka çocuk da buraya güzel bir boyama yapmış. Sarı ağaç ve sarı güneş. Burada evet, güneşin rengi aslında gerçek güneşin rengi sarı değildir ama bize sarı geliyor. Onu ben sana burada öğreteyim. Ağacı sarıya boyamış. Ama buradaki bak, burada da kış gelmiş. Yani bak, ağaçların üzerine kar yağmış ve kar yağıyor, görüyor musun? Burada güneşle bilmiyorum. Burası da yazı sembolü. Yaz gelmiş, her yer yemyeşil, çiçekler açmış ve burada da güneş var. Altındaki resimde de az önce dediğim gibi ağaçların üzerine kar yağıyor. Burada ne var bakalım? Minyon var. Ne kadar güzel yapmışlar. Bir marifetli çocuk, belki ilkokul 3, ilkokul 4. sınıf hani giden bir çocuk yapmıştır onu kesinlikle. Burada da nokta nokta bir şeyler var. Bu da bir conca yaprağına benziyor. Kelebek mi? Nasıl bir kelebek? Ne olduğunu bir... Ha, üstünde var kelebek. En üstteki resim kelebek var. Burada kalma. Burada bir şeyler yapıyor. Buraya bir tane kalp yapmışlar. Buraya İngilizce love, yani seni seviyorum anlamında. S, yani Sinop'un S'si, Ankara'nın A'sı. Mesela örnek veriyorum. Selma, Ahmet'i seviyor. Bunlar isimlerinin baş harfleri. Bu da düşündüğünde. Çok güzel. Güneş. Burada da güzel lale çiçekleri yapmışlar. Uğur böceği. Ben de çok severim. Sen de seviyor musun uğur böceği? Bu arada kardeşin Emre ileride ne yapıyor? Emre geliyor. Emre sonbahar geldiği için ağaçların ağaçlardan dökülen yaprakların o yapraklarla oynuyor. Tuğçe, hayır yapmıyoruz. Yapmıyoruz, etrafı kirletmiyoruz. Su geldiği için ağaçların yaprakları sararmış ve yerlere dökülmüş. Biz buna gazel deriz. Haydi yapraklarla oynamayı bırakın. Onlar kuru yapraklar. Burada başka resimler de var. Gel arkadaşlara bu resimleri göster. Bak burada sümüklü böcek var. Salyangoz. Yeşil bir sümüklü böcek. Salyangozlar. Burada çiçek var. Noel Baba. Noel Baba. Noel biraz değişik yapmışlar. Bu da şey bak, nasıl? Bak buradaki kalp gerçekten güzel yapmışlar. Kalbin yanında çiçek ve kalp güzel. Çok güzel bir kalp. Kalp gülüyor. Uğur böceği. Bu uğur böceği bu ilerideki gördüğümüz, az önceki gördüğümüz resimdeki uğur böceğinden güzel. Ama burada dalgın asıyorlar. Çamaşır yıkamışlar. Bu da güneş. Elbiseleri kurutmak için asmışlar. Burası da denizin altı olması lazım. Buraya bakıyorum ya. Kardan adam. Ne kadar güzel kardan adam yapacak. Emre. Kardeşiniz Emre 3 yaşında olduğu için henüz daha konuşmayı bilmiyor. Değil mi Tuğçe? Evet. Kardeşiniz Emre henüz 3 yaşında konuşmayı bilmiyor. Nedir bu? Bu sümüklü böcek derler. Yani salyangoz daha doğrusu. Burada ne var Emre? Kardan adam var. Ne? Ay canım, bu ne?
Gerçekten burası çok güzel bir aktiviyet. Aslında az önce de biz çocuk parkındaydık. Çocuk parkı buraya uzak değil ama bulunduğumuz bu semte böyle bir yakındaki ilkokulun çocukları boya yapmışlar, resim yapmışlar. Belediyede bunlara artık yapması yazılmışlar. Biraz sessiz oluyor, sessiz oluyoruz. Sessiz oluyoruz. Sessiz oluyoruz. Burada çok güzel bir kelebek. Burada bir şey yok. Çok komik bir resim yapmışlar. Burada güneş var. Burada siyah ve sarıdan yapılmış bir ev. Yanında da hayalete benzeyen bir tane çocuk yapmışlar. Burada karpuz var. Karpuz resmi yapmışlar. Evet, bu yan taraftaki resim panosuna geçelim. Bu resim panosunda gökkuşağı. Gökkuşağın altında bir kadın. Dondurma var yukarıda. Çok güzel. Dondurmayı seviyor musun sen? Dondurmayı seviyor musun? Konuşurken biraz sessiz konuşalım mı? Tamam. Tamam. Karpuz resmi var. Şemsiye ve yağmur. Şemsiye. Şemsiyeyle ne yapılır? Yağmur yağarken şemsiye ne yaparız? Böyle tutarız. Neden? Islanmamak için. Bak burada dört yapraklı yonca. Mum yapmışlar. Mum. Yine çiçekler, ağaçlar. Burada da ne kadar? Tek mum bu. Burada iki tane mum var. Ama buradaki mumla değişik. Bu daha güzel. Bak sen bu resmi kaçırdın. Görmedin. Balık. Balık yemeği çok severim. Burada hediye kutusu var. Hemen altında da zürafa var. Görüyor musun zürafayı? Ne kadar güzel. Bakalım. Yan taraftaki son resim panosuna geçiyoruz. Dinozor mu yapmışlar? Nasıl bir canavar? Nasıl bir dinozor yapmışlar? Buraya da bir minyon çizmişler. Ama buradaki minyon oradakinden biraz daha çirkin olmuş. Yani daha doğrusu daha güzel yapamamışlar. Benziyor. İlerideki resim panosunda gördüğümüz minyon daha güzeldi. Veya burada Love yazıyor. Yine burada diyor ki ben doğayı seviyorum anlamında. Yan tarafa yine bir tane çiçek ve ev yapmaya çalışmışlar. Burada dediğin gibi senin yine güneş yapmış ama bu resmi güzel yapmamışlar. Ben en çok şu ortadaki resim panosunu çok sevdim. Gelir misin Tuğçe? Hani şu kardan adamın olduğu resim panosu var ya, ben bunu çok sevdim. Bak. Burada çok güzel bir kardan adam boyamışlar. Ve burada görüyor musun? Ay, yarım hilal şeklinde ay, yanlarında yıldız ve baykuş. Baykuş nasıl hilal ayın üzerine çıkabilir ki? Ve yine buradaki uğur böceği ve kap gerçekten çok güzel. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Gerçekten çocuklar için çok güzel bir eğlenceli aktivite yapmışlar. İlkokula giden çocuklar burada resimlerini yapmışlar. Belediye bunları buradan geçenler izlesin diye sergilemişler. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.